Berkay, gazeteci Ufuk Özcan'ın nikah töreni için İzmir'den ayağının tozuyla İstanbul'a geldi. Kardeşimizin nikahına geldik. Bu mutlu günle eşlik edeceğiz inşallah. Ben şehir dışından geldim zaten. Şu an arabayı görmeniz lazım. Yani, İçini mi? Abi hem içini hem dışını yani. O kadar yani kötü. Neredeydin abi? Ben şehir dışı İzmir'deydim. Ufak tefek işlerim vardı. Öyle gittik. Şimdi hemen yetiştik. Zaten yani araba, yani direkt buraya geldik yani öyle söyleyeyim. Belli zaten bak. Abi ayaklarda. Aynen. Peki abi. Benim yani. Artık abi. Artık ısını beni biliyorsun. 6 ay terlikliyim ben. Aynı zamanda evini taşıyan ünlü popçu tadilat işleriyle uğraştığını belirtti. Nasıl evet diyeyim? Abi yerleşiyoruz. Ev tadilatı bitti mi? Yani kısmen abi bitti ama ufak tefek şeyler hala oluyor. İşte herhalde birkaç güne de biter diye tahmin ediyorum yani. Berkay konserlerin tekrar başlamasını dört gözle beklediklerini ifade etti. Bekliyoruz abi, bekliyoruz yani, bekliyoruz Allah'ın izniyle. Bizden ziyade bizimle birlikte bu işin asıl zorluğunu çeken müzisyen kardeşlerimiz var, sesçi, ışıkçı, sahne kuran kardeşlerimiz var, yani ton masterımız var. Herkes yani bizim ekip 27 mi, 27 mi, 29 mu? 28-29 kişiyiz işte. Hani onların daha çok böyle hızlı bir şekilde normalleşme sürecini yaşama arzuları, istekleri bizden daha fazla, çok da haklılar. 4 ayı bitirdik yani, 4-5 aydır. Hiç yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz kendi ailemize sahip çıkıyoruz. Yanımızda çalışanlara sahip çıkıyoruz ama tabii bu sürecin de bir an önce normalleşmesi gerekiyor yani. Ünlü popçu pandemi döneminde müzik sektörü çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çektiği için sosyal medyada linç edildiğini hatırlattı. Yani ben bunu 3 ay önce söylemiştim, biliyorsun ufak bir linç yemiştim. Vay efendim falan filan diye. Ya aynı şeyleri yine söylüyorum ben. İnsanlar birlikte çalıştığı insanlara sahip çıkmalı. Ama dediğim gibi hani bu müzisyenlik ya da bu müzik yapan kesim acaba iş olarak mı görmüyorlar? Bilemiyorum ama onların da evlatları var, onların da eşleri var. Ödemek zorunda olduğu kiraları var, faturaları var. Yani herkesin birbirine saygılı olması lazım. 6 ay önce iki hece şarkısını piyasaya çıkaran Berkay, şimdi de Kırgınım Ona parçasını müzikseverlerle buluşturacağını söyledi. İki hece hala daha geçen hafta en çok çalanlarda birinciydi. Ondan önceki hafta iki, ondan önceki hafta yine birdi. Yani 6 ay önceki şarkım hala yürüyor ama benim bu şarkıyı artık bekleyecek şeyim kalmadı. Böyle çok heyecanlıyım. O Kırgınım Ona isimli şarkımı hemen vermem lazım. Cuma günü işte dinleyiciler olacak. Kime armağan ediyorsunuz Kırgınım Ona? Kırgın Ona'yı mı? Abi ben yazmadım. Yazana sorun, kime armağan ediyorsunuz? Hayırlı olsun diyelim abi. Babalar çok teşekkür ediyorum. Kardeşimi bir gidelim, altınımızı takalım, bir tebrik edelim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.